Benim prensesim bana bir sayfa açsın versin Kur'an'dan. İnşallah. Bismillah. Evet, tamam. Evet. Hicr suresi. Şeytan diyor ki, dedi ki ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığım beşere secde etmek için var değilim. Bakın zübbe karakteri görüyor musun? Münafık evet. Ve zübbe karakteri. Ve şüphesiz din gününe kadar lanet senin üzerinedir diyor Cenab-ı Allah. Dedi ki Rabbim öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı. Allah din gününe kadar diyor, o da dirileceği güne kadar diyor. Ben burada bir manada durum var. Din gününden kasıt aynı zamanda Mehdi'nin zuhuru da olabilir. İnşallah hocam. Çünkü o başka bir şey diyor bakın. Rabbim öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı. Başka bir açıklama yapıyor. İnşallah. Dedi ki öyleyse sen süre tanınanlardansın. Bilinen günün vaktine kadar. İnşallah. Siz bana bakışlarınızdan hazır olmadığını anlıyoruz konunun, değil mi? Efendim? Allah alem ya hazırlayamayacaksınız. Tamam ben vazgeçtim. Estağfurullah. Estağfurullah. Bak dedi ki Rabbim beni kışkırttığın şeye karşılık and olsun diyor şeytan. Ben de yeryüzünde onlara sana baş kaldırma ve dünya tutkularını süsleyip çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp saptıracağım. İddia edilen Ergenekon örgütünün elemanlarının karakterine de burada dikkat evet. çekilmiş oluyor. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna Türk milleti, evet. imanlı millet değil mi? Mehdi evet. talebeleri. Ancak onlardan muhlis olan kulların, samim olan kulların müstesna. Onlara hiçbir şey yapamayacaksın diyor şeytana. Dedi ki işte bu bana göre dosdoğru yoldur. Şüphesiz kışkırtıp saptırmışlardan sana uyanlar dışında senin benim kullarım üzerinde zorlayıcı bir gücün yoktur. Senin ancak kışkırtılıp saptırılmışlardan sana uyanlar sana uyacaktır diyor. Ama samimi kulları etkin olmayacak diyor. Onun 7 kapısı vardır. 44. ayet. 7 kere 7 kaç? 49 hocam. He? 7 kere 7 mi? He. 49. 49. Şimdi bak burada bir şifre var. Onu sana sonra açıklayacağım. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah.